Ben Ahmet Karagöllü. 1 Ocak 1992'de Mamak'ta doğdum. Orada büyüdüm. Afacan bir çocukluğum vardı. Ta ki satrançla tanışana kadar. Satrançla babam sayesinde tanıştım. Ben mermercide çalışıyordum. Bu mermer atölyesinde turistik yerlerde satılan mermerden eşyalar yapılırdı. İşte yumurta, vazo, satranç gibi. İşte ben de evde süs olsun diye bir mermerden satranç takımı aldım, eve getirdim. Tabii bilmiyoruz ne olduğunu, sadece adının satranç olduğunu biliyoruz. Çok ilgimi çekti benim, çok sevmiştim. Oyuncaklarım bir tarafa, satranç takımım bir tarafaydı. Yani o satranç takımı geldikten sonra oyuncaklarımı unuttum diyebiliriz. Tabii kuralları bilmiyorum, taşları İleri götür, geri getir, birbirlerine vur. Böyle oynamaya çalışıyordum. Ama inanılmaz seviyordum. O dönemlerde de evet Cumhuriyet Gazetesi alırdık. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir ekinde Ahmet ekini görüyor. Ekinde satrançla ilgili bir yazı okuyor. Yazıyı okuduktan sonra taşları kendi başına yürütmeye çalışıyor. Yürütüyor. Çocuk misali oyuncak gibi oynuyor. Bir gün bir gazetenin satranç ekine denk geldim. Orada satrançla ilgili haberler vardı. Birkaç satranç sorusu sorulmuştu. Birkaç da satranç oyununun hamleleri vardı. O hamlelerden yola çıkarak taşların hareketleriyle ilgili bir şeyler anlamaya başladım. Kendimce yalan veya yanlış bir şekilde taşları hareket ettirmeye başladım. Annem öğretmendi. Kırıkkale'ye taşındık. Bir orta bire kadar 6 sene boyunca satrançla ilgili bir şey yapmadım. Yani seviyordum ama hani bir eğitim alacak şeyimiz yoktu. Durumumuz yoktu. Bilmiyorduk çünkü ne olduğunu. Sonra ortaokula başladığı zaman bir öğretmen arkadaş okulda satranç kursunun olduğunu söylüyor. Ahmet'i de ısrarla istiyorlar. Ahmet de bir ay satranç kursuna gidiyor. Gittiğinde bir gün sabah İşte eve telefon geliyor, satranç il temsilcisi, Kırıkkale satranç il temsilcisi arıyor. İşte turnuvanın olduğunu söylüyor. Biz de turnuvanın ne olduğunu bilmiyoruz. İlk turnuvamda bir galibiyetle Kırıkkale yedincisi oldum. Tabii yedi kişi vardı ama ben Kırıkkale yedincisi oldum diyordum herkese. O turnuvadan sonra biraz daha çalışmaya gayret gösterdim. Turnuvaya katıldıktan sonra başka bir boyut oldu satrançta. İlk turnuvamdı. Önceden okulda oynadığım satrançla turnuvada oynadığım satranç arasında çok büyük fark var. Çünkü işin içine artık heyecan girmişti. Kazanmanın verdiği heyecan, mutluluk ayrı bir boyuttu. Benim için ilk hırs kaynağı bu değildi. Açıkçası bir gün dayımlardaydık. Kuzenim hadi gel senle satranç oynayalım dedi. Yaşıtım kendisi. Odaya gittik. Satranç oynamaya başladık. Tabii ben daha yeni yeni turnuvalara katılıyor. Taş hareketlerini yeni sökmüş birisiydim. Beni yendi. Tabii yendikten sonra salonun ortasında koşup Ahmet'i yendim, Ahmet'i yendim gibi konuşunca, böyle yapınca inanılmaz bir hırs oldu bende. Yanlış hatırlamıyorsam tam o günden sonra bir yıllık bir arada milli sporcu olarak tekrar o eve bayramlaşmaya gittiğimi hatırlıyorum. Benim ilk antrenörüm diyebileceğim kişi Mahmut Meriç'ti.
benim temelimi o attı diyebiliriz. Satranç oynamayı cidden o sıralarda çok seviyordum. Artık turnuvalara saldırıyordum. O turnuva senin, bu turnuva benim. Kırıkkale'de bana yetecek bir oyuncu bulamadım. 6 sene boyunca 60 turnuvada yaklaşık olarak 400 oyun kimseye maç kaybetmedim. Tabii bu bende bir doygunluk yaratmadı. Diğer illere gitmeye başladık. Ankara, komşu illere, Kırşehir, Nevşehir, biraz daha uzak illere de gittik. Erzurum. Buralarda satranç turnuvalarına katıldım. Kendimi geliştirmek için diğer oyuncularla, kendimden iyi oyuncularla. Onlara karşı kaybettiğim zaman her kaybedişim benim için bir ders oldu. Yenile yenile yenmeyi öğrendim diyebiliriz. Satranç okyanus kadar çok derinliği olan bir spor dalı. Eğer yüzmesini bilirsen bir şeyler başarırsın. Eğer yüzmesini bilemezsen çok çabuk boğulur, kaybolur gidersin. İlk profesyonel antrenörümle tamamen bir tesadüf üzere tanıştık. Çok güzel bir tesadüftü. Bir bayram ziyareti yine. Zaten ne olduysa bu bayram ziyaretlerinde oldu bana. Bayramlaşmalardan sonra balkona çıktım. Karşı apartmanın alt katında Haznedaroğlu Satranç Eğitim Merkezi'ni gördüm. İlk profesyonelliğe geçişim orada oldu. Çünkü orada eski Türkiye şampiyonlarından Kıvanç Haznedaroğlu vardı. Eski şampiyondu. Onunla tanıştıktan sonra tekrar şampiyonluklar elde etti. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriydi. O sıralarda Kırıkkale'de oturmaya devam ediyorduk. Hafta sonları bu satranç aşkı bizi Kırıkkale'den Ankara'ya, Ankara'dan Kırıkkale'ye her hafta sonu taşıdı. Bunun meyvelerini de ilk katıldığım Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda aldım. Ya yanlış hatırlamıyorsam 300 civarı bir sporcunun katıldığı turnuvada 9. olmayı başararak milli takım havuzuna girdim. Tabii bu sıralarda irili ufaklı birçok turnuvada başarılar elde ediyordum. Konya Mevlana, Kırıkkale'de Hasan Dede, Erzurum'da Palandöken, daha hatırlayamayacağım onlarca, belki yüzlerce turnuvaya katılıp başarılar elde ettim. Tabii bunlar benim için bir şey ifade etmiyordu. Benim satrançtaki hedefim Grandmaster olmaktı. Grandmaster bir unvan, satrançıların alabileceği en yüksek unvan. Benim de hedefim bu. Ahmet uzun yıllardır satrançla uğraşan bir sporcu. Bunu çok severek yapıyor ve hayatının anlamı neredeyse satranç sporu. Satranç benim için hayatın anlamı. Birçok büyük usta, birçok dünya şampiyonu kendine göre satranca olan sevgisini belirtti. Benim için de yani satrancı anlatan cümle bu. Benim için satranç hayatın anlamı.